Bunlar tamamen benim kişisel yıllar içinde edindiğim tecrübelerle ortaya konulmuş fikirler arkadaşlar. Hiçbiri bir insan kaynakları profesyonelinin değerlendirmesinden dolayı ortaya çıkmış ve buraya konmuş şeyler değil. Herkesin tecrübesi farklıdır. Hepsine göre de ayrı saygı duyuyorum. Size öyle bir hack anlatacağım ki hayatı hackleteceğim oğlum size. Türkiye'de ve dünyada Balkanlar ve Avrupa'nın en iyi, en muhteşem CV'si nasıl hazırlanır? LinkedIn'de en çok tıklanan profil nasıl yapılır? Hepsinin yöntemlerini anlatıyorum oğlum. Bunu yapan plazada kahve, frappuccino, mochaccino, cocaccino'sunu içer. Başlamadan önce anlatacaklarım var ama. Bak şimdi dostum. Bir defa ben size şunu söyleyeyim. İşe gittin, karşılaşacağın 3-4 tip insan var. Bir tanesi, bunlar böyle sabah gelirler oraya. Firmaya giriyor 9'da, günaydın, 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 günaydın Mürcan'ım, günaydın Kamil abi, günaydın. Saat 9'dan 10'a 11'e kadar mail bakıyorum ayağına. Hemen açıyor bilgisayarını. Solitaire, papaz, kız yapıştır. Twitter'da gezer. I am at work, geldik yine. Instagram'a bakar, çayını içer, kahvesini içer, muhabbetini eder. Mehmet Bey, öğle yemeğinde ne var? Daha bu işin başına geçecek de oturacak da. Oho! Beklersin. Bu bir. Diğeri, bazı tipler vardır. Bunlardan çok görürsünüz. Teknik adamdır bunlar. Ortamın kralı gibi gezer. Bu şirket bensiz ayakta kalamaz oğlum. Ben olmadan bir hiç. Ben olmadım mı bu şirket yürümez ha. Aynen aynen. Aynen. Özellikle açık ofislerde, plazalarda yüksek sesle konuşur. Güler müler, kahkaha atar. Böyle herkes bana baksın. Herkes. Benle ilgilensin. İşte o frappuccino, cocaccino, mochaccino'sunu içen bu herif. Tamam veya hanım. Bütün masalara gezer. Sen ne yaptın? Nasılsın? Aha iyi misin? Bir de böyle flörtöz olur bunlar. Kızın eli yüzü düzgün mü? Sabahtan akşama kadar kızı haraslar rezil. Cool'um ayağına. Haraslar. Sürekli bir harassment, tamam mı? Ondan sonra abi, üçüncü tip. Ağır abi ama arıza. Önüne geleni tersler. Hayırdır birader? Asabidir böyle. MasterChef'teki Mehmet Şef gibi. Şşş. Biz üniversite öğrencisiyiz oğlum. Bize ders verme. Nasıl olacak o iş? Sen memnun olmayacaksın, biz memnun olacağız. Anlaşıldı. Nereden anlaşıldı? Bu da yine her şeyi bilir. Bu frappuccino, mochaccino, cocaccino içmez. Ama gidersin bir şey sorarsın. Ya affedersin işte Mehmetciğim, şunu bir halledebilir miyiz rica etsem falan filan. Niye? Bunu sen halledemiyor musun? Ahmet Bey'e sordun mu önce? Kaç kere söyledim size şunu yapmadan önce bana gelmeyin falan diye böyle, tamam mı? Bağırır mağırır. Durduk yere. Niye bağırıyorsun? Bağırma lan, milletin içinde. Plazadayız. Kapalı alan. Ses çıkıyor. Niye bağırıyorsun? İnsanlar orada telefonla konuşuyor. Hiç ilgilenmez. Asabi. Sinirli böyle. Bağırır. Önüne gelene bağırır. Özellikle kadınsan seni sindirmeye çalışır bu asabilikle. Neden abi? Eğer kadınların arasında çok çalışan bir adamsa eğer, şeyi sağlamış olur. Az kişi gelir bundan bir şey ister. Bir anda tepesi atar böyle. Bunu kaç defa bana sor. Sormayın dedim size falan diye böyle döner bağırır. Ne oluyor lan falan diye böyle. Bir de edemeyenler vardır, edemeyen. Hiç duydunuz mu siz edemeyen adam tipi, edemeyen kadın tipi? Duydunuz mu hiç edemeyen? Bu hiçbir şey edemez abi. Bir şey istersin yapamaz. Niyetlenir edemez. Onu ister beceremez, tamam mı? Edemiyor bir türlü. Sakar değildir, yapamaz yani. Bir türlü yapamaz bu, olmuyordur. İşi rast gitmez yani. Böyle 4 numarada bu. Bu adamdan bir şey isteyemezsin çünkü boş küme döner yani ondan istediğin şey, tamam mı? Her zaman böyle. Ondan sonra 5 numara. Arada routerlar var. Abi bu adam mail'la dünyayı döndürür, yemin ediyorum. Frappuccino, bocuccino, cocuccino'sunu içer. Bütün şirketi abi mail'la döndürür bu. Pardon, ağzımdan kaçtı. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Herif router gibi, tamam mı? Bir şey istersin heriften. Abi şunu yapar mısın falan filan. Der ki tabii cancım haklısın kesinlikle. Önce seni şişirir böyle. Haklısın, harika bir fikir. Bu konuda sana %100 katılıyorum. Çok doğru hareket. Çok iyi düşünmüşsün. Harika bir hareket. Buna devam edelim lütfen. Ahmetciğim, bu konuda gerekli hazırlıklarla sen yardımcı olabilir misin cana? Gitti lan, ben sana attım bunu. Niye Ahmet bakıyor? Router herif, tamam mı böyle? Bu da 5 numara, tamam mı? Direkt gidiyor, bunda durmaz hiçbir şey. Router bu. Herif direkt yapıştırıyor gelen şeyi. Diyor, ben bunu almam üstüme diyor. Hop yönlendiriyor diğer şeye, tamam mı? Müdürler statüsünde, yöneticiler statüsünde ayrı değerlendirmemiz, ayrı bir parantez açmamız lazım dostlar. Yöneticiler kısmında bambaşka bir olay var. Yöneticilere gelmeden evvel yöneticilerle ilgili enteresan bir şey söyleyeceğim. Stajyerler de çok komiktir. Stajyerler veya genç mezunlar. Bunlar bu plazaya geldikleri zaman frappuccino, mochaccino, cocaccino'larını içmeye
çalışmaya geldikleri zaman geliyorlar ya, aralarında sohbet ediyorlar. Oğlum lan diyorum, ben işe gittim. Abi anlatsana falan. Oğlum başladık işte, işteyiz. Abi. Oğlum lan ben yöneticimden daha çok şey biliyorum. Teknik adam bu. Ben yöneticimden daha çok şey biliyorum lan diyor, tamam mı? Diğeri diyor ki vay iyiymiş abi. Tabii lan diyor, adama geçen gün diyene sordum patladı diyor. Bilmiyor lan benim yöneticim diyor, diyenisi falan filan. Abi sıkılmıyor musun o zaman falan? Çok sıkılıyorum abi. Benim geliştirecek bir yere ihtiyacım var. Yöneticim benden daha az bildiği bir yerde ben gelişemem diyor. Şş, bunu diyen kardeşim, seni çok iyi anlıyorum çünkü ben de diyordum zamanında. Ama bir problem var. Problem şu. Sen yöneticinin senden daha çok şey bilmesi veya bilmemesi konusunun önemli olduğunu zannediyorsun. Problem şu ki önemli değil. Yönetici yönetmeyi biliyor. Senin bilgilerini kullanmayı biliyor. Hikaye o. Şimdi dönelim yönetici tiplerine. Bir tane tip vardır yönetici. Yaşı maşı bilmem nesi de vardır oldukça. Sabah gelir gazetelerini okur. Ondan sonra Hürriyet.com.tr'den bakar. Ondan sonra gider 2-3 tane 4 tane 5 tane şeyle ilgilenir. Önüne gelen 3-5 tane soru varsa bunları cevaplandırır. Onları da router'a yönlendirir. Router zaten gerekli kişilere yönlendirmeyi sağlıyordur. Ondan sonra üstüyle toplantısı falan filan varsa onlarla ilgilenir. Ondan sonra salar. Bir diğer bir yönetici gelir böyle. Abi hadi hazırlanalım. Süper yapalım. İşte bu. Şunu yapalım, bunu yapalım. Hadi hep beraber takım çalışması. Biz aileyiz. Yürüyeceğiz, kopacağız. Frappuccino makuçinolarımızı beraber içeceğiz. Harika bilmem ne falan filan diye bu noktalara gelir. Tamam mı? Böyle de bir yönetici olabilir. Üçüncü yönetici tipi de şeydir. Edemeyen var ya. Bu edemeyen yanlışlıkla yönetici olursa çok kötü patlar. Çünkü sizin üstünüzden şirket geçer ve bu edemeyen sizi hiçbir şekilde durduramaz. Çünkü hayır diyemiyordur kimseye. Senin şu elemanın var, Ahmet Mehmet var. Onunla bir işimiz var. Şunu halletsinler, bunu halletsinler. Tabii Ahmet Mehmet halledin abi. Gamze Ayşe ile falan Fatma ile işimiz var. Onlar da şunları halletsinler. Gamze Ayşe ve Fatma halledin abi. Ondan sonra herifin adı Murtaza olsun. Murtaza Bey nerede kaldı şu raporlar? Ben yapıyorum abi falan diye böyle. Adam tek başına çalışır. Bak böyle de yöneticilere denk gelirsiniz. Bir tane daha yönetici var mesela. O da çok efsanedir. Sen çekil ben yaparım. Biliyor musunuz sen çekil ben yaparım diyorları? Onlar da çok eğlencelidir abi. Gelir böyle senden bir şey ister. Bir tane draft yaparsın. Kendi kafana göre güzel bir şey. Herif gider beğenmez. Gider aynısını yapar. Kendisi yapar. Sana da gösterir işte. Bak ben yaptım güzel oldu. Bak şimdi oldu becerdim falan der. Senden bir iş ister. Paralel olarak o da yapar. Ondan sonra da gönderir mesela. Kime verilecekse o mesela rapor bilmem ne falan filan. Seninkiyle beraber gönderir onu da. Mesela seninkini alır. Bazen seninkini gönderir. Bazen göndermez. Bazen kendisi gönderir. Bilmem ne bilmem ne. İş hayatı bu. Ben size bunun bütün muhteşem sırlarını vereceğim. Harika şeyler anlatacağım ama gideceğiniz yer burası. Kendinizi hazırlayın buna. Aman Allah'ım ben Ay'a roket gönderdim. Muhteşem bir durumdayım. Müthiş bir adamım falan filan. Plazalarda pek öyle olmuyor. Patlayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bu iş hayatına girilecek mükemmel, tüm dünyada ilk ve tek olağanüstü CV yazma raconunu söylüyorum. Bu yöntemle CV yazarsanız mükemmel bir şekilde işe alınırsınız. Garantisi de benim. Dostlar, CV'nizin şu kısmı, baş kısmı buraya ad, soyad. Mesela şöyle şuraya koyarsınız. Tamam böyle karizmatik bir şekilde kenara da orada ayarsınız. Altına bir çizgi çekersiniz bunun böyle. İşte atıyorum dümdüz bir çizgisi olur böyle. Ondan sonra bunun altına buraya gelirsiniz mesela. Adres madres bilmem ne falan filan doldurursunuz. Burası da böyle. Şimdi bak abi, burada sizle ilgili basit bilgilerin hemen oluşabileceği yeri başa koyuyorsunuz. Tamam mı? Burası başta duracak. Ondan sonra sevgili dostlar, bu kısımda arkadaşlar, İş tecrübelerini falan anlatmaya başlıyorsunuz ya hemen altına. Onu yapmayın. Burada özet ve summary kısmı. Buna döneceğim. Tecrübe yoksa nasıl yapacağınızı da anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Burada özet kısmı ama kendinizi anlatmayacaksınız. Burada bir değişik bir şey yapacağız. Öğreteceğim onu da. Altında arkadaşlar bu kısımda da yaptığınız projeler. Liste liste yaptığınız projeleri koyacaksınız. Burada böyle liste liste olacak. Burada da böyle upuzun bir özet olacak. Böyle uzun uzun yazacaksınız. Burada da projelerinizi, neyi yaptınız, neyi kaldırdınız, neyi indirdiniz, neyi geldiniz. Neyi patlattınız bilmem ne, hepsi olacak burada. Artık ondan sonraki kısımda burada arkadaşlar çalışmalarınız, ettiğiniz, yaptığınız şeyler, nerede çalıştınız, ne kadar çalıştınız bilmem ne falan filan kısmı. Kronolojik olarak yer alacak. Burada çalıştığınız iş yerleri. En son çalıştığınızdan ilk çalıştığınıza göre. Bu şekilde devam edecek. Şimdi bu birinci sayfa mesela. İkinci sayfaya geldiğimizde abi bu çalıştığınız yerler mevzusu devam etti. Aşağıya doğru devam etti. Ondan sonra abi geleceksiniz altına sertifikalarınız, bilmemleriniz, eğitim durumunuz buraya. Ondan sonra da ha
Hayatınızda sevdiğiniz şeyler, andımız İstiklal Marşı ve kapanış. Sizle ilgili hobileriniz, bildiğiniz diller, bilmem neler falanlar, fıstıklar, zartlar, zurtlar. O zaman dans. Orası da burası. Çalıştığınız yerlere devamı burası. Ondan sonra burası sizle ilgili bilgiler. Şimdi formatlamayı öğrendik. Bunların içini nasıl dolduracaksınız? İşte önemli olan kısım bu. Ad soyad bilmem ne ıvır zıvır zart zurt kısmını nasıl dolduracağını ben söylemeyeyim herhalde. Adını soyadını, adresini, telefon numaranı, Beytepe ehliyetin olduğunu kimse sormuyor. Beytepe ehliyetin olduğunu merak etme. Onunla kimse ilgilenmez. Evlilik durumunu bilmem neyini, askerliğini yapmış olup olmadığını bilmem neyi falan filan dolduruyorsun. Telefon numaranı, e-mail adresini, evinin adresini bilmem neyini yaz. Ben senin yanında olsaydım ad soyadın altına çizgiyi çektikten sonra adresi diğer tarafa yazardım veya ad soyadı sola yazar, adresi sağa yazardım. Böylece tipografik olarak da çok karışılmamasını sağlardım. Ben öyle tercih ederdim. Gelelim işin özet kısmına. Özet kısmı arkadaşlar, sizin kendinizle ilgili yaptığınız işler, yapabileceğiniz işler, başvurduğunuz pozisyonlar ve genel hatlarıyla sizin bu işlerde nasıl başarı göstereceğinizi anlatan bölüm. Şimdi özet kısmında normal şartlarda sizden beklenen İngilizce geliştirmeye açık, öğrenmeye hevesli, şu 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 konularda istekli, problemleri çözebilen, propuçino makuçino kokuçinosunu çok güzel sade seven içen, sabahları yoga ve tai chi yapan, o plazadan inip burada kendine perma ve röfle yaptıran, manikürünü pedikürünü Cağaloğlu'nda yaptıran, bilmem nerede gezen falan filan gibi bir şeyler isteyen, bu formatta sizi tanıyabileceğimiz bir alan olması. Bu bekleniyor. Peki bu oluyor mu? Sence oluyor mu? Hayır. Peki onun yanına ne oluyor? Abi bunu isteyen sen, açıyorsun bir tane LinkedIn hesabı, gidiyorsun oraya. Security engineer olarak mı başvuracaksın işe? Developer mı olmak istiyorsun? Gidiyorsun abicim LinkedIn'e. Ivır zıvır engineer yazıyorsun arama bölümüne. Çıkan bütün ıvır zıvır engineer'lara bakıyorsun. Ondan sonra o ıvır zıvır engineer'ların summary bölümlerini alıyorsun. Parça parça kopyalıyorsun. Güzel şekilde getirip buraya yapıştırıyorsun. Ama karışık böyle. Aynısı değil. Mükemmel bir adam. Ivır zıvır engineer oldum bir anda. Devam. Yaptığımız projeler. Abi ben hep ne diyorum? LinkedIn bilmem ne. İşte efendim söyleyeyim. GitHub şurada burada proje yapın falan filan. Peki kardeşim. Hani işin parodi kısmına bir gönderme yapalım. Aslında ne yapabilirsiniz? Hani bizim aklımıza gelmedi ya. Belki sizin de aklınıza gelmez ya. İşte bir tane Avrupa'da Amerika'da olan birkaç tane şirket ismi söylersiniz. Bu şirketler aslında yoktur. Onlar için bir proje yapmış olursunuz mesela. Hani hiç deneyiminiz yoksa mesela. Öyle bir şey yapmış olursunuz. Ama çok ayıp. Yapmayın. İşin gırgır tarafı bu. Şaka kısmı. Gerçek kısmını söyleyeyim. Abi bunu doldurmak için şunu yapacaksınız. Yaptığınız projeler kısmını doldurmanın da kolay bir yolu var. GitHub'a gidiyorsunuz. Projelere fork atıyorsunuz. Projede yazım hatası, typo, kod hatası, ıvır zıvır açıyorsunuz kodları. Bunu developerlar için anlatıyorum. Siber güvenlikçiler için de bir tane tool geliştirebilirsiniz. Bir build eden, bir proje yapan bir arkadaşınıza yardım isterse size yardım edersiniz bilmem ne. Bu tarz işlerin yapılması veya hiçbir şey bulamıyorsanız abi kendi kendinize bir web sitesi açın. Blog yazın, makale yazın. Bunları yazarsınız buraya, tamam mı? İşte atıyorum 300 tane makale. Siber güvenlikçi bir adam için en güzel şeylerden bir tanesi. Gidin abi Hacktbox'tan, TryHackMe'den makine çözün. Sonra bu çözümleri yazın. Bu makineyi çözebilmeye, makine mantığına, nasıl çözüm yazılacağına, nasıl raporlanacağına bilmem neye dair sizin bilgi birikiminizi gösterir. İlgi alakanızı gösterir. Hem de sizden sonrakiler için bir kaynak bırakırsınız. Hem de bir projeniz olmuş olur. Mevzu şu. Bir proje yapın. Bir şekilde hem paylaşılabilir ve bulunabilir bir şey olsun. İsminizle aratıldığında da bulabilirsiniz. Mesela bu da çok güzel bir şey. Hiçbir projeyi dolduramadınız oraya. O zaman boş geçin. Sakın sallamayın bir şeyler. Sakın boş kuruşku yapmayın. Demin söylediklerim makara kukarası için. Siz yine ciddi ciddi yazmanız gereken neyse onu yazın abi. Yazamıyorsanız da salın. Ondan sonra çalıştığınız iş yerleri var. Çalıştığınız iş yerleri tabii ki boş geçiyorsunuz. Hiçbir problem yok. Yeni başladınız veya daha evvelden bir iki işte çalıştınız. Onu buraya koyun. Eğitim durumu ve sertifikalar. Bak şu ana kadar CV'yi öyle bir şekilde konumlandırdık ki adamın özeti neler yapabileceği. Bu arada copy paste kısmında ciddiyim ha. Gidin LinkedIn'den kopyalayın yapıştırın. Bunu herkes yapıyor. Siz de yapabilirsiniz. Bakın buraya kadar işverene veya CV'nizi eline alan ilk kişiye gösterdiğiniz ilk şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu adam bu karakterde kültürel olarak bize uyuyor. İki, projelerde de kendini geliştirmeye açık ve işte akıllı, şunu yapabiliyor, bunu yapabiliyor, şunları yapabiliyor diye altında gelişme noktaları ve gelişme yönleri belirtilmiş. Adamın gideceği yerler belli veya kadının. Bu açıdan güzel. Peki
peki bu noktaya nasıl gelmiş diye merak edip de adam diğer sayfayı açarsa görmesi için eğitim ve sertifikaları arkaya bırakmamızın sebebi bu. Bu noktaya nasıl gelmiş adam? Hani bu skill setlere ulaşmış. Bunu onda sağlayan ne? Hangi noktalardan geçirip onu bu noktaya getirmiş kısmı? Burada eğitim durumu ve sertifikaları koyuyorsunuz. Eğitim durumu ve sertifikalar kısmında da takır takır anlatıyorsunuz abi. İşte şu okuldan mezun oldum. Bu sertifikaları aldım. Şunları yaptım. Bunları yaptım. Ivır zıvır zart zurt. Peki bu adam eğlence anlamında, keyif anlamında bizle aynı mindsette mi, aynı kafada mı, zart mıdır, zurt mudur derse de sizle ilgili bilgiler kısmında da o bilgileri veriyorsunuz. CV'nin formatı bu. Siz bunu bu şekilde doldurdunuz. Yeter mi? Yetmez. Niye güzel kardeşim? Çünkü bu sana frappuccino, mochaccino, cappuccino içirtmez. Bu sana demleme kaçak çay içirtir. Daha farklı çözümlere gitmemiz lazım. Peki ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar, gideceğimiz plazaya götüren yol LinkedIn'den geçiyor. LinkedIn çok önemli. Hani anlatıyorsunuz ya, abi bizim yardıma ihtiyacımız var. Zartlar, tanıdığa ihtiyacımız var. Ivır zıvır diyorsunuz ya. Aslında bunu kendiniz yapabilirsiniz. Network'ü bilmem neyi. Bunun için yapmanız gereken şöyle bir şey arkadaşlar. Birincisi, LinkedIn hesabınızı açın. Kesinlikle oraya öğrenci yazmayın. Bak, oraya öğrenci yazan sevgili kardeşim hemen sil onu. Sil la. Öğrenci mi öğrenci falan filan yazmasın sakın. Ne olacaksınız siz? Frontend developer. Frontend developer yazın. Security architect. Junior security architect yazın. Sen gideceksin işte atıyorum backend developer olacaksın. Junior backend developer yaz. Mezun olunca olacağınız title'ı yazın abi. Öğrenci yazmayın. Şimdi bak, demin yazdığınız, copy pastelediğiniz özet kısmı burada da var. Aynısını buraya da koyacaksınız. Sonraki kendinize anlattığınız kısmı da aşağıya ekleyeceksiniz. Zaten size bir takım keywordler falan vereceğim. Burada copy pastelerken önemli olan nokta sevgili dostlar, gidip ihtiyacınız olan yapacağınız rolleri mutlak suretle oralara keywordler arasında, cümleler arasında geçtiğinden emin olacaksınız. Java developer, frontend developer, full stack developer, security researcher, pen tester, technical consultant. Bunların hepsi o summary'de geçecek. Burası önemli. Neden? Headhunter'lar sizi bu keyword keywordlerden yakalıyor. Bunlar önemli. O yüzden oraya o keywordleri yazın mutlaka. Projeler kısmında da bir yerlerde mutlaka geçsin o. Böylelikle sizi bir defa meslektaşınız olan büyükleriniz meslektaş olarak görecek. İşe alma ihtimali olan işverenler de sizin bu yola kafa koyduğunuzu görecek. Ondan sonra bunu buraya yönlendirdiğiniz zaman abi tak diye bağlantı oluşmuş olacak. Bunları yazdık koyduk. Bunları koyduktan sonra abi gidiyoruz, iş ilanlarını açıyoruz. İlana bakıyorsun. İlanın departmanını anlıyorsun. Departmandan departmanı aratıp departman yöneticisini buluyorsun. Departmandan bir kişi bulsan sağ tarafta aranmış diğer kişiler çıkar. Oradan adamın yöneticisini bulabilirsiniz. Ondan sonra tıklayıp o adama davet göndereceksiniz. Adama davet gönderdiğiniz zaman adam bir defa öğrenci mi öğrenci görmeyecek. Adam direkt sizin mesleği görecek. Sizin mesleği gördüğü için bir defa ciddiye alacak sizi. Adam eskaza sizi kabul etti. O zaman ne yapıyorsunuz? Direkt adama ben bu role başvurdum. Bu rolde bunu da bekliyor musunuz diye XYZ bir şey sorun. Hani yani o rolde mesela travel var mı? Limon atarsan da anlarlar artık. Mesela bana limon atsalar anlarım. Ne kadar çok insana ulaşırsanız o kadar önemli. Bu hani anlattım ya, web sitesinde çözümler yapıyordunuz. Proje çözümleri. İşte atıyorum TryHack mi çözümü? İşte GitHub'da bir kod yazmanız. İşte bir şey paylaşmanız. Yeni bir haberi derlemeniz. Bir haberle ilgili bir şey yazmanız. Bir video çekmeniz. Bir şey koymanız. Paylaşın abi LinkedIn'de bunu da. Tamam mı dostlar? Bunları unutmayın. Bunlara göre bir CV hazırlayın. LinkedIn'inizde kullanın. LinkedIn'den insanlarla tanışın, muhabbet etmeye çalışın. Piyasada sizle aynı sektörde olan insanlar sizden haberdar olsun. Abi lazım bana, dayı lazım diyorsunuz ya. Kendiniz yapın dayınızı, abinizi. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi eyvallah. Can kaçar. Abone olun oğlum.